Servis olarak Ariston buzdolabı. A2 hatasına geldik. Bu şekilde gördüğünüz gibi dolabımız soğutmama şikayeti var. A2 hatası soğutmuyor şikayeti. Bu şekilde yaptığımız kontrollerde fan motorumuzun çalıştığı, yalnız ana kompresörümüzün, şöyle durduralım. Gördüğünüz gibi şu anda kompresörümüzde herhangi bir ses, herhangi bir çalışma sesi yok. Şimdi bu şekilde ölçü aletimizde kompresörümüzü ölçüyoruz şimdi. Bundaki amacımız, bakın şurada 3 tane 1, 2, 3 3 tane bir kompresöre giren termik relemizin uçları var. Şimdi bunlarla kontrol edeceğiz. Yani kompresörümüze elektrik mi gelmiyor yoksa kompresörümüz mü arızalı? Onun tesisini koyabilmemiz için bu şekilde ölçü aletiyle şimdi bunu ölçeceğiz. Eğer ki buraya 220 şebeke elektriğimiz geliyorsa maalesef kompresörümüz arızalı oluyor. Şimdi buna sözde yeni kompresör değiştirmişler ama tamirli bir kompresör takmışlar. Şimdi bu cihazımızın normalde V600 bir motor takılmış görüyorsunuz. Halbuki bu kompresörümüzün kendi kompresörü 134. Yani farklı bir kompresör takılmış. Bir de tamirli bir kompresör takılmış. Tamirli olduğunu da bakın şu üstünde şurada etiket var. Görüyorsunuz. Tamirli olduğu zaten üstünde yazıyor. Tamir yapan firma. Şu anda gördüğünüz gibi şöyle ışığımızı kapatalım. Bakın kompresörümüze normal 220 normal şebeke elektriğimiz geliyor. Artık şöyle görüyorsunuz. Şuradaki bağlantı kısmı. Bunlar motorumuza giren termik röleler. Yani motora enerji veren parçalar. Buraya kadar enerji geliyorsa cihazımızın çalışması gerekiyor. Yalnız kompresörümüz arızalı olduğu için enerji karttan geliyor ama kompresörümüz çalışmıyor. Ondan dolayı fan motorumuz çalışıyor. Zaten şöyle bir durum var. Eğer ki cihazımızın fan motoru çalışıp kompresörümüzde ses gelmiyorsa %99 kompresörden çıkıyor. Niye? Çünkü eğer elektronik kartımız arızalı olmuş olsa fan motorumuz da aynı yerden enerji aldığı için o zaman fan motorumuz da çalışmaz. Ama fan motorumuz çalışıyorsa demek oluyor ki karttan enerji geliyor ki fan motorumuz çalışıyor. Eğer böyle bir durum varsa muhtemelen sizin de %99 kompresörünüz arızalıdır. Eğer fan motorunuz çalışıyor, ana kompresörünüz hiç çalışmıyorsa, hiçbir ses duymuyorsanız kompresör arızalıdır. Bu şekilde ölçü aletiniz varsa ölçü aletiyle bunu bu şekilde kontrol edebilirsiniz. Enerji geliyor mu, gelmiyor mu? Eğer ki ölçü aletiniz yoksa da dediğim gibi bunu diğer bir şeyi kontrol kalemiyle bakabilirsiniz. İkisine enerji gelip 3 tane uç var orada. İkisine enerji gelecek, birine gelmeyecek. Yani faz ve nötr 220 dediğimiz elektrik bu oluyor. Eğer böyle bir durum varsa, sizin de soğutmuyor şikayeti, A2 şikayetiniz varsa dolapta veya yeterli soğutma şikayetiniz varsa bu şekilde bunu kontrolünü yapabilirsiniz. Bizi takip etmeye devam edin. Eğer ki başka öğrenmek istediğiniz bilgi varsa yorum olarak yazın. Onlarla da ilgili video çekebiliriz.